Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere kaç puanda ve nasıl Fatih olabilirsiniz onu göstereceğim. Hadi videomuza hızlı bir şekilde geçelim. So I've come to the... Şimdi videomuza geçmeden önce aşağıdan birer tanecik like atarak bana destek olabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz de abone olup bildirim açacaktı. İnanç şekilde destek olabilirsiniz. Peki hepinizin aklında şu var ya, sezonun ortası geldi. Fatih olur muyum? Altın 2'yim daha, elmas 4'üm vesaire vesaire hakkınızda bir ton şey var ama bunların aslında hiçbirinin önemi yok. Evet, hiçbirinin önemi yok. Hani şu an ben mesela bronzdan başlasam gene Fatih olurum ve sen de olursun. Senin yaptığın şey ne peki? Hani olur muyum? Acaba başarabilir miyim? Ya yetişmezse, ya sezon sonuna kadar falan filan diye düşünüyorsun. Ben sana şöyle bir örnek vereyim. Bak, ben tek sezonda 2 kere Fatih'e kastım. Ayrıyetten ise geçen sezon ve bu sezon YKS'ye çalıştığım için günlük yayında 40-50 puan, 40-50 puan kasıyorum. Bu arada bilmeyenler varsa YKS'den sonra sağlam bir mobil cihaz alıp canlı yayında mobilden solo birinciliği oynayacağız. Şimdiden o kısmı da kaçırmamak isteyenler takip edip bildirimleri açmayı unutmasın. Şimdi gelelim, sen diyorsun ki ya ben kaç puanda Fatih olacağım, kasıyorum ama kasıyorum, neye göre kasıyorum, neyi kasıyorum ben de bilmiyorum diyorum falan filan. Şimdi ilk önce rank hızı hiçbir önemi yok. İlk önce bunu aklınızdan silin. Tamam, bak ben size şunu söyleyeyim, geçen sezon günlük 40-50 puan kastım ben ve kaç haftada, 6 haftada Fatih olmuştum. Ama hani ya mobilde mesela 40-50 puan, tamam mı, 2 maç bitti, bu kadar. Hani mobilde 2 maçta toplayabileceğim puan, yüksek ranklarda bu tabi 3, hadi 4 olsun diyelim, o kadar çıktı yani. Hani o kadar çıkıyor, düşün yani. Mesela sezon başları işte günde 1'er saat, sezon sonunda günde 2 saat oynasam Fatih'sin, bu kadar. Mesela sen böyle günlük 50 puan kasarak yani 6 haftada, yani düşün, günlük 50 puan kasıyorsun, 6 haftada Fatih'sin. Kaç saat vaktin alacak? Günlük 1 saat, 2 saat. Ben de aynen o şekilde kastım. Ne kastıysam yayında kastım ve bir de emülatörün zaten olaylarını biliyorsunuz. Yani hani sizlere de ben göstereyim. Mesela bak, 9 kille win alıyorum artı 20. Ben YKS'den sonra mobile geçtiğimde mesela bu puanlar artı 35 görebilirsiniz. Belki de bazıları diyecek ya sallama kardeşim, ne artı 35'i nah verir diyecek var ama mobile geçtiğimizde gel bak nasıl 35 puan alıyorum ben bu 9 kill evinde. O zaman gel bakalım birlikte, hatta istersen yani. Hani bu puanların hiçbirini önemseme bak. Gereksiz abi, kafanı yoruyorsun yani, gerek yok. Cidden gerek yok. Tek yapman gereken 19 sezona basıyorsun. Eğer ki ilk 10.000'e girebildiysen buradan işte tekli seçiyorsun. İlk 10.000'i görebiliyorsun. Ben hayatta kalmaya girmiş miyim, yok daha girememişim. Buradan geliyorum bakıyorsun abi, 8507. Tamam, şimdi senin hedefin ne biliyor musun? Rank değil. Hedefin ilk 500'e girmek. İşte Fatih olmak burada bitiyor. Fatih olmak için as ligine çık, ilk 500'e gir, Fatih'sin, bu kadar. Sadece bu kadar olay. Peki ben Fatih olma puanını ortalama olarak, bak tam net puanı tam olarak hesaplayamazsınız hiçbir zaman. Çünkü bir puan düşer, bir puan artar, iki puan artar falan filan. Öyle öyle değişir. Ortalama olarak mesela buradan bakıyorsun 100. adama. 100. adam kaç puan? 4564. Tamam mı? Sen gel bundan işte böyle sezon ortası olursa 100 puan çıkar. Sezon maçı olursa buradan 60 puan çıkar. Şu an ortalara doğru geldiğim için 100 puan çıkartırsanız tam net bir şekilde bulursunuz. Mesela şu anda Fatih olma puanı 4464 civarı gibi düşünebilirsiniz. Hani mesela benim kaç puanım kalmış Fatih'e? Ortalama 500 puan. 500 puan sonra ben ne yapacağım? Fatih olacağım. Bir de şey diyenler var ya, ben sezon sonuna yetiştiririm, İşte çok puan artar falan. Bak, tekli modda öyle bir şey yok. Bak, ben kaç sezondur hepsini yayında kastım. Bu sezon 6. çerçevemi alacağım inşallah. Her sezon kastım, canlı yayında kastım ve hani tecrübelerimi de sizlere anlatıyorum. Mesela senin hakkında geçen en çok sorulardan biri şu, işte sezon sonu kaç puanla biter, İşte yetişir mi ha falan filan, böyle düşünüyorsun. Sezon sonu bak, ben 6 sezondur kastıyorum. 5'ini 3. şahıs teklide kastım. Yani nasıl derseniz işte S12'de 5'ine takımlı kastım ben. S15'ten sonra emülatör yayınlarımda, hani JD ile artık yayın yapılmadığı için biliyorsunuz FPS'i düşük şu anda oynayanlar bilir. Ama ben bu çerçevelerin mesela son 2 sezondur hariç, hatta gerçi hepsinde az çok JD'nin bir desteği var yani. Emülatörle Fatih'e girişecekseniz ben pek fazla girişmenizi önermiyorum. Çünkü mobil çok güzel puanlar veriyor yani. Hani JD olmasa benim bu kadar çerçeve almam açıkçası çok zor olacak. JD'de tek yaptığım şey zaten hani işte giriyorum,
atlıyorum, hayatta kalıyorum. Son 10'a giriyorum, son 5'e giriyorum. Son anında böyle kalabalık oluyor ya, 25-30 kişi. O zamanlar buggy ile geziyorum, ezersem birkaç tane yılan eziyorum. 3-4 kille, 2-3 kille falan böyle, hani genelde yılan eziyorum. Gelirse bir tane bot diyorum, o da gelmiyor zaten. Hani böyle 10 maçta ikisinde falan bot geliyor. Geri kalanını ben yılanlıyorum, elime alıyorum bir Uzi M4. Vurursam vuruyorum, ölürsem ölüyorum. Ama ben her zaman hayatta kalma taraftarıyım. Hani adam önünüzde ya, İşte bir mermim değmezse, adam kaçarsa diyeceksen o adama sıkma. Çünkü o adam geri döndüğünde seni vurma ihtimali oluyor. O yüzden ya adamı kesin ve net vur ya da hiç sıkma. Bak her zaman şeyim bu olsun. Peki sezon sonu kaç puanla bitiyor diyorsan, ben yaklaşık 5 sezondur üst üste 3. şahıs tekli oynuyorum ve daha as 4'e çıktığını görmedim. Hani işte as 3.40, as 3.50, as 3.60 diye gidiyor. Mesela geçen sezon as 3.80'de kapandı. Hani bu sezonda maksimum görce as 3.90 gibi düşünebilirsin. Hani as 4'e de ulaşırsa zaten ben sizlere gösteririm. Hani derim işte bu kadar oldu falan filan. Yine videosunu çekerim ama şu anlık hani burası as 4 görmüyor abi. Hani gelip burada mesela takımı da işte as oluyorsunuz ya, buranın takımı da as olmak demek 3. şahıs tekli de taç 5 olmakla eşit. Evet. Ve hani tek yapmanız gereken bu son alanda hayatta kalmak isteyen arkadaşlara da benim önerim, son alanda buggy ile gizin. Bak cihazının FPS'ini düşünmeyin abi. Benim Jaden'in FPS'ini birçoğunuz biliyordur. Siz de az çok hani 25-30 FPS, hatta sabit FPS bile alamıyorsunuz. Biliyorum böyle son alanda cihazlarınız kasıyor. Bazen harita yüklenemediği oluyor falan filan. Biliyorum. Onları ben de yaşadım. Hala da yaşıyorum. Telefonum biliyorsunuz ki değiştirmediğim için. Ayrı. Ha, emülatörden işte yayında 2 oynuyoruz ama emülatörde çok az puan veriyor açıkçası. Hani emülatörle mobilin puan farkını işte merak edenlerin söyleyeyim. Mesela örnek veriyorum, bir kille 10. oldun emülatörde -1 bile yiyebiliyorsun taş liginde, ama mobilde mesela ben bir kille ilk 10'a gireyim, 10 puandan aşağı almam açıkçası taş liginde falan. Yani hani taş ligini karşılaştığınızda böyle dev bir fark görebilirsiniz. Bazılar diyor işte az puan veriyor, işte az verirse kaç puanda Fatih olurum, şurası çok mu verir, burası çok mu verir, Ortadoğu, Avrupa falan filan kasma. Ben sizlere her zaman 3. şahıs tekli öneririm. Ya işte Ortadoğu'ya gideyim, orada da az puan. Git ama ben sana söyleyeyim, daha sonrasında birçok kişi pişman olup ya keşke değiştirmeseydim diyor. Çünkü oranın ortamıyla Avrupa'nın ortamı bir değil. Ben her zaman sizlere 3. şahıs tekli öneririm ve bunu önermeye de devam edeceğim. Hani daha kolay bir yolu olursa daha kolay yolunu da öğretirim. Ama şu anlık hani 3. şahıs tekli de kasma sizin için baya baya güzel olacak. Ya işte içli kasayım. Yok abi, gel 3. şahıs tekli otur kas ya. Bak şu an sezon kaç, 3 hadi bir yeri bilemedim, bir ay olsun. Daha sezon bitmesi 1,5 ay var. Bak ben şu an bronzdan başlasam Fatih olurum. Sen de rankını önemseme. Şu an otur ve başla Fatih ol. Hani bir tane çerçeve al ya, boşver KD'yi falan. KD Fatih olduktan sonra atla, kalabalık yerlere atla, rush yap, kas. Onlar sıkıntı değil. Bak benim 3 KD'm var abi. Yeri geliyor 0 kill alıyorum, yeri geliyor 5 kill, yeri geliyor 9, yeri geliyor 3. Hani değişiyor abi. Hani killleri umursama. Boşver, Fatih olduktan sonra gene gelir buradan KD'ni kasarsın. Hani KD'yi önemseme benim açıkçası söylemem gereken bu. Çünkü KD'ye önem verdiğinde ne yapıyorsun? Ya kill alayım, killim olsun, daha çok puan alayım işte falan, KD'm artsın diyorsun. Ama işte o adamı vuramadığında eksi yiyip oyuna bir güzel sövüyorsun. Ben biliyorum, senin içini biliyorum ben. Merak etme. Senin de içinden böyle telefonu fırlatmak falan bazen geçiyor açıkçası, biliyorum. O yüzden hani yapma. Bak benim sana önerim belli yani. Otur 3. şahıs tekliye, hayatta kalmaya oyuna killleri kesin alabileceksen al sık. Hani adamı vuramayacaksan sıkma, ama vururum diyorsan kesinlikle sık. Bir de açık alanlarda sprey atmayın. Bunu çok fazla yapan oluyor. İşte son anda mesela 40 kişi kalıyor ya, İşte bir kişi görüyorsunuz önünüzde var, vuruyorsunuz ya. Bak orada açıktaysan vurma. Çünkü sen açıkta olduğunda ne oluyor? Sen oraya atıştığında ne oluyor? Diğer haritada kaç kişi var? 39 kişi abi. Hepsi sana dönüyor. Orada hani küçük bir alan var ya, biliyorum hepiniz yaşadınız oraya. Hani öyle düşünün. O yüzden hani böyle adamlara vururken açıkta değilseniz vurun, ya da vurduktan sonra cover alabilecekseniz vurun. Hani böyle açıktayken vururken kendinizi riske atmayın. Mesela buggy'nin iki tekerin arasında girerseniz çok güzel cover oluyor. Ben genelde mobilde onu yapıyorum. Mesela durdun abi, buggy'nin iki lastiğinin arasında yatıyorsun, adamı gördün vur, lastiğin araya geri gir. Bak mesela bu taktiği de çok güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Neyse, bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Başka sormak istediğiniz sorular varsa aşağıya yazabilirsiniz. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. The chemical